Merhaba dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir müşterimin oyun kurdurtmak üzere tarafıma getirmiş olduğu 11. jenerasyon Intel Core i5 11400H işlemci, 8 GB DDR4 RAM, Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB ekran kartı barındıran Casper markasının Excalibur G770 modeli oyuncu serisi laptopuna yakından bakacağız. Almayı düşünen dostlarımıza faydalı olması dileğiyle. Bilgisayarla birlikte 19,5 volt 6.15 amperlik 120 watt değerinde bir adaptör geliyor. Dostlar, ürüne ait kutu tarafıma gelmediği için gösteremiyorum, kusura bakmayın. Direkt cihaza dalıyoruz dolayısıyla. Şöyle dış malzeme yapısını size yakından göstereyim. Fırçalanmış bir yüzeye sahip. Tabi parmak izi kalan bir yüzey dostlar. Bu yönde pek hoşlanmıyorum bu tip şeylerden ama yapacak bir şey yok. Malumunuz elimin teri hemen bulaşıyor. Cihazın şurada tam manasıyla modeli ve diğer bilgileri yer alıyor. Yakın çekim yapmış olayım. Hazır altına bakmışken de burada ayakları görüyoruz. Havalandırma gözenekleri burada konumlandırılmış. İki tane fanımız burada bizi karşılıyor. Cihazın sağ yan tarafına baktığımda şarj girişi, HDMI, tip C ve bir de USB portu yer alıyor. Sol yan tarafa baktığımda ise bir adet kart okuyucu, 3,5 mm'lik stereo jack girişi, bir adet USB girişi ve bir de Ethernet portumuz yer alıyor. Ve aynı zamanda da bildirim ledlerimiz burada konumlandırılmış. Soğutucu fanların çekmiş olduğu havayı buradan tahliye ettiğini görüyoruz. Cihazın ekranına şöyle yakından baktığımda kenar çerçeveleri gayet inceltilmiş ve şık duran bir ekrana sahip. Üste hemen şu noktada bir webcam konumlandırılmış. Aynı zamanda mikrofon girişleri. Bununla birlikte burada bir Excalibur ibaresine yer verilmiş. Menteşe yapısı da gayet dayanıklı ve sağlam görünüyor. Klavyenin bu renk tonu gerçekten çok güzel. Yani ben beğendim. Malzeme yapısı da hani şu plastik kalitesi de yine fena değil. Tabii çok kaliteli diyemem ama çok kötü de değil. Burada yine HDMI, Intel Core i5 ve GeForce RTX logolarına yer verilmiş. Dolby Audio burada yine konumlandırılmış. Ses kalitesi iyidir diye tahmin ediyorum. Lakin bu orta seviye gaming serisi cihazlarda pek ses kalitesi beklemeyin dostlar. Genelde kulaklıkla kullanıldıkları için normal hoparlörlere pek fazla önem vermiyor üreticiler. Söylemeden geçmek istemem. Acer ve Asus cihazlara kıyasla buradaki touchpad alanı bayağı dar. Eğer işlevselliği iyi ise, hani bu bir dezavantaj değilse, sıkıntı yok. Bir de cihazımızı çalıştıralım. Ufaktan da olsa bir teste tabi tutalım. İşlemci ısısına falan bir bakalım. Ufak bir performans testi yapalım. Bakalım ne tür sonuçlar alacağız. Dostlar, çıkan sonucu sizlere şöyle yakın çekim yapayım. Kendinizce değerlendirmenizi yaparsınız.
isterseniz kararlılık testine tabi tutalım, ısı değerlerine bakmış olalım. Evet arkadaşlar, yani 28 santigrat derece diyor ama bu daha da yüksek ısılara çıktığına ben eminim. Programın zannedersem bu işlemciyle tam anlamıyla uyumu yok. Bu sebeple 28 santigrat derece olarak gösteriyor. Şu anda fanlar tam devirde çalışıyor. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama çok rahatsızlık seviyesinde değil, gayet kabul edilebilir bir düzeyde çalışıyor. Bir başka program üzerinden size işlemci ısısının mevcut durumunu göstereceğim dostlar. GPS, buradan da detaylara şöyle bakalım. Şu anda kararlılık testi devam ediyor. İşlemci ısımız 75 derece ile 85 derece arasında gidip geliyor. Burada da görülüyor. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle detayları da size göstermiş olayım. Ayrıca belirtmeden geçmek istemediğim bir konu da şu ki dostlar, görüldüğü üzere klavyemiz RGB aydınlatmalı. Farklı efektlerde var mı yok mu bilmiyorum ama bilenleriniz var ise altta yorumlara yazarlarsa sevinirim. Dostlar, böylece bir inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videonun başında da belirttiğim üzere oyun ve program kurulumları yapmam gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla vaktim yok. Müşterimi de bekletmek istemiyorum. Şayet sizler de bu şekilde kurulum, tamir, bakım ve onarım hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz adresimize bekleriz. Bu vesileyle videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanala destek olmak adına abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha müreffeh yarınlarda daha kaliteli ürünlerle buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.